Ben şuraya geçmek istiyorum. Bu cinayeti kim, kimler, nasıl işledi meselesine geçeceğim. Var mı? Yok. Şimdi o Nihat var mı bu şeyle ilgili? Yani adli tıp Ben raporu ile ilgili. hocam kadar ümitsiz değilim Ahmet Bey. Çünkü 91 ayrı noktadan tahdit genelcesinden 91 ayrı noktadan DNA izleri alındı, numuneler alındı, kemik parçalarından doku örnekleri alındı ve oradan ben çok kıymetli verilerin ulaşılacağını düşünüyorum. Asıl geniş adli tıp raporunu aslında baz almak gerekir. Bu ön raporu baz almak pek doğru bir şey olmaz. Asıl o 15 gün içinde çıkması planlanan ana raporda ben cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili ciddi verilere ulaşabileceğini istiyorum. Peki, çok teşekkürler. Şimdi gelelim yani bu cinayeti kim işledi? Yani en önemli soru o. O bir drone görüntüsü vardı. Aslında sayın seyirciler, bu olay böyle büyük şehirde yaşanan bir olay Evet. değil. İşte deminden beri konuşuyoruz ya da günlerdir biliniyor. Şu kadarcık bir yerde oluyor bu. Ve nerede işlendi Ahmet Bey? Bu hangi evde ya da nerede işlendi? O soru da aslında O önemli. tamam. Hayır, şöyle bir seyirci görsün, hani burası bir mezra, yani Diyarbakır'a bağlı bir köy aslında, yani 300 hane falan, yani bu Yok, kadar kadar da yok daha sanki. Kaç? 20 25-30. hane. 20-30 hane. Öyle mi? Evet, 25-30 hane. evet. Ha, daha zaten da çok. küçük. Ve muhtemelen burada herkes biliyor Ahmet Bey. Bu cinayeti kimin işlediğini, hepsi nasıl bu işlediğini gösterdi. herkes Hepsi bu biliyor. köy. Hepsi bu. Herkes birbirini tanıyor. Yani diyelim ki burada 500 kişi yaşıyorsa 300 kişi birbiriyle akraba, diğerli hısım filan, hani öyle düşünün. Yani bir böyle bir geniş aile köyü, bir geniş aile mezrası. Yani burası böyle bir yer. Nane'nin annesiyle babası, dayı, hala çocukları. Falan hani. Şimdi 18 gündür, 19 gündür buradan bir ses çıkmadı. 8 yaşında bir çocuk kayboldu. Ya bu çocuğa ne oldu sorusunun cevabı bulunamadı. Hani şimdi şöyle olur. Büyük şehirde, kocaman bir metropolde bir çocuk kaybolursa, hani ya bunu organ mafyası mı kaçırdı, bilmem pedofili bir vaka mıdır, kent suçuna girer değil mi? Sizler daha iyi Evet, tabii bilirsiniz. Yani ki. kentin bakışı farklı, ama Çok daha farklı riskler de çıkıyor. burada çıkması lazım. Yani çıkmadı, çıkmadı, çıkmadı. O yüzden zaten bir mezra suskunluğu, aile sessizliğinden bahsedildi. Burada böyle bir cinayet çerçevesinde bir dayanışma. Burada gündeme gelen suç ve suçlu profillemesidir. Dediğiniz çok doğru. Kentte işlenen suçlarla kırsalda işlenen suçlar arasında farklar vardır. Ancak hangi kentte ve hangi kırsalda işlendiğine göre de değişir. Peki burada ne oluyor? Yani burası bir böyle Şimdi bir burası, aile dayanışması mı? evet, bir aile dayanışması. Şimdi bir, büyük ihtimal bir kısmı cinayetin işlendiğini biliyordu. Bilmese bile büyük bir kısmı da büyük ihtimal cinayetin neden işlendiğini biliyordur. Çünkü bir illiyet bağının hukuki olarak kurulması gerekiyor. Bu da aynen şu soruda zaten kendini gösteriyor. Bu cinayet neden işlenmiştir? Peki, ben şimdi size sormak istiyorum. Nedenini birazdan konuşacağız. Şu bir tane yok mu burada bir Var var. yaz? Yaz abi şöyle bir dakika. Bolu polis şeylerindeki bu. Amca, büyük harflerle yaz. Sizce bunun, bu kişinin, bu amcanın, muhtar aynı zamanda, bu cinayetteki rolü nedir? Baş şüpheli. Baş şüpheli. Tabii. Ya katil ya da katili bilen kişi. Bana göre amca burada üst takıl kaybolmasıyla delili yok etmeyle uğraşan kişi. Amca konuyu biliyor. Katil Taşıma değil mi amca? bence katil değil, taşıyıcı ve delilleri yok edici. Yani amca organizatör mü? Evet, aynen. Çünkü üst takıl dediğimiz köyün şerifi gibi düşünün. Hepsi akraba. Para ev fazla bunda, tarla bunda, her şey bunda. Bunu nereden anlıyoruz? Olaydan hemen sonra amca, oğlan ve anne arasında olağan dışı bir telefon görüşmesi var. ETS'den çıkıyor bu. Olay gerçekleştikten sonra amcaya gel kurtar. Sen ne yapacaksan sen yapacaksın.
Ha şey bu. Tabii. Amcanın rolü bu. Tabii. Zaten peki, bazından belli. Amca orada olmadığı belli. İlk etapta yok. Peki. Anne ve baba. Bunların rolü nedir? Yani bunlar amcayla ilgili senin tespitinle Nihat abi. Ya konuşsana Nihat abi ya. Ahmet Bey, ben ilk baştan beri bunun böyle olmadığını düşünüyorum. Yani iki gündür yayınlarımızda da bunun böyle olmayacağını da söylüyorum. Çünkü ben bunu yorumla, tahminle, kurtla söylemiyorum. Ben soruşturmacı birimle konuştum. Soruşturmacı birim diyor ki aile arası ahlak dışı ilişkilerle alakalı bir durum. Yani amcanın hakimlik sorgusu hakimin karşısına çıktığında hakimin amcaya kritik sorular var. İfadeler var. İfadeler de. Hakim amcaya diyor ki Nari'nin annesiyle ilişkin var mı diyor. Hayır diyor. Sonra amca diyor ki hakim tekrar soruyor. Diyor ki Nari'nin senin çocuğun olabilir mi diyor. Ne? Bir daha söyle. Şimdi Nari'nin senin çocuğun olabilir mi diyor. Hakim diyor bunu. Peki ben orada çok kıymetli soruşturmacı konuklarımız da var, müdürümüz de var, büyük müdürümüz de var. Ben özellikle emekli müdürümüze soruyorum. Hakim durup dururken Güneydoğu gibi bir bölgede yeğeniniz sizin kızınız mı diye sorar mı? Ve bu tür soruları neye göre sormuş olabilir? Ya da merak ettiğiniz ya da neye göre soruyor? Bunlar merak edilen konular, yani sadece ben merak ettim de o nedenle hakim olarak sordum değil tabii ki. Katılıyorum Nihat Bey. Bir şekilde bunlar böyle bir motivasyon olabilir. Çünkü anne ve amcanın durumlarına göre eminim biraz da bilgilendirilmiştir zaten. Savcı da hakim de kendisini bilgilendirmişlerdir. Şimdi yalnız şöyle bir olay var. Anne diyoruz ya, bakın anne bu işte bir kara kutu. Yani bu işin kara kutusu olan taraf anne. Yaz abi, kara amca kutu. Ön tarafta. Baba şey figür, silik figür. Baba yok ortada. Ortada yok. Belki mağdur. Biz şu anda teminden beri 20 günden beri konuştuğumuz amca var, abi var, anne var. Var da var yani. Amca ama erkil baba yok yani. Amca erkil bir aile gibi. Evet. Yani. Amca erkil. Amca var. Evet. Peki bir dakika. Şu şeyi anlamadım ben, amcanın rolü konusunu. Sen amcanın katil yani olma, Nihat Bey de çünkü şey Nihat, söylüyor. Katil olma ihtimali var mı diyorsun? Ben tam ne diyorsun anlamadım. İyi olarak şimdi merak ediyorsanız bir numaralı şüpheli. Neden? İtirafçı da bugün ifadesini okuduk. Musa'nın elinde de var ifade. Diyor ki amca ya muhtar bana Nari'nin nasıl öldüğüyle bir şey söyledi mi? Nari'ni kim öldürmüş olabilir dendiğinde itirafçı diyor ki yok söylemedi ama diyor. Kendisi öldürmese niye böyle bir işe karışsın diyor. Ama o da bir varsayımdan varsayım hareket ediyor. Ya şöyle şimdi bir dakika. Şöyle diyelim mi? Bunu tartışmak istemiyorum. Hani amca katil mi değil mi? Yok, siz katil diyecek. Yani şüpheli oldu kesin. Tamam, yani şimdi, bu arada bunların hepsi şüpheli. Tamam. Şöyle şunları söyleyebiliriz. Amca bir katil olabilir büyük ihtimalle. İki bu işin organizatörü olduğu bir defa mutlak. Evet. Yani cesedin yok edilişinde falan bir numaralı oyuncu. Delil karartmalı. Kilit karakter doğru. Yani burada her şeyi bilen adam amca aslında yani. Kendisi bizzat bu cinayeti işlemiş olabilir, birine işletmiş olabilir. Amca önemli bir karakter. Anneyle ilgili neden kara kutu diyorsunuz siz? Çünkü orada da yine tekrar ifade edelim. Yine hayatın olağan akışına aykırı olan konular var. Annenin ifadeleri. Ama kaybolduğunda feryat figan çocuğumu bulun. Şimdi, bakın bir şeyin olması da bir, bazen bir işarettir. Hiç olmaması da işarettir. Burada bugün kadar annenin vermiş olduğu bilgiler işte oğluyla ilgili bazı bilgiler veriyor. Diyor ki benim oğlum zaten diyor madde bağımlısıydı diyor onu. Ha bir de abi var. Şuraya abi bir abi var, yazalım. Bir de abi evet. Faktörü var. İşte madde bağımlısıydı onu söylemek istemedim de ondan dolayı yani birçok karışık bilgileri karışık şekilde ifade ediyor. Yine eğer doğruysa işte ya siz, ilk bulunduğu peki, andan itibaren yok saçını boyatıyor yok başka bir şey oluyor öyle bir konular da geçti. Doğru ya da bilemiyorum. Peki siz yani bu karmaşık olabilir. Mesajlar nedeniyle mi anneyi kara kutu? Hayır şundan dolayı diyorum.
bu işin olduğu yer o hane. Yani bir ev. Ev var. Ev ortamı. Ev ortamının her zaman için kara kutusu annedir. Bu bütün her yerde, her şeyde böyledir. Anne üzerinden anne bilir. Onunla ilgilidir ya da değildir. Ama anne o işin her zaman kara kutusudur. Eğer konuşmayan bir baba varsa, silik olan bir baba varsa doğal olarak sonuçta karşımızda bu çıkıyor. Peki sizin edindiğiniz izlenim, her ikinize birden soruyorum. Anne biliyor ve susuyor mu? Aynen öyle. Herkes biliyor. Çünkü ben hikayesi var, onu anlatacağım. Anne biliyor ve susuyor mu bir soru Hakan Bey. Ben de diyorum ki o ağlaması, feryadı, figanı rol icabı mı? Yoksa bir yandan da üzülüyordu da kızına... Her şey mümkün. Yani hangisi? Aslında müdürüm, özür dilerim. Orada anne her şeyi biliyor. Aslında anne var ya, bazen çok küçük ayrıntılar verip bu olayı çözdürmeye de çalıştı anne. Bana göre. İpuçları. O aklımdan geçti. Bana göre sordu. Çözdürdü anne olayı. İpuçları mı? İpuçları verdi. Birebir anne bunu söyleyemedi. Neticede bir annesin. Vicdanın sızlıyor. Mesela? Mesela dedi ki benim oğlum arkada uyuşturucu madde alıyordu. Veya işte bir köpekle şiddet uyguluyordu veya istismar yapıyordu. Bakın peki, bunlar... Samet Bey hedefi tutmak için böyle bir şey demiş olabilir mi? Onu da yapmış olabilir ama bana göre ve devamında gelişen olaylara göre... Ben şimdi tek taraflı bakmam buna. Devamında gelişen diğer delilleri de yan yana koyarım, bir bütün halinde bakarım. Şimdi annenin dedikleri niye tutarlı? Abide... Abinin kolunda diş izi var. Ama o diş izinin de bilmem o narine ait olmadı. Değil. Şimdi ana diş izi toparlandı. Çocuğu bulduk. Çocuktan o zaman alınacak. Çocuk yoktu. O zaman çocuk yoktu ortada. Hayır, yeni. Tabii ama bu yeni bulundu. Şunu, ceset diye daha yeni bulundu. Abinin kolundaki iz narinin mi? Şimdi çıkacak ortaya. Şunu söyleyeyim. Belli değil. Şunu öncelikle söyleyeyim. 8 yaşındaki bir çocuğun çene genişliği ile erişkinin çene genişliği birbirinden farklıdır. Ben aynı zamanda atkı antropolog olarak iskeletleri inceliyorum kazılarda. Dolayısıyla o ısırık izinin bir çocuğa ait olup olmadığına dair bir öngörüde bulunmak mümkün. Hatta dişin kendi kalınlığı ve büyüklüğü, iriliği de yine bir fikir verecektir. Dolayısıyla buradan çıkan sonuçu İstanbul Adli Tıp Kurumu, ki çocuk buraya getirildi ısırık iziyle ilgili analiz için, eğer bunları saptamış olsaydı narinin olma ihtimali düşünülür veya yüksektir veyahut da bir çocuğundur diyebilir. Ama hocam üstünden ne kadar zaman geçmemesi lazım belirlemek. Ben Türkiye'de ilk defa diş izinden cinayet çözen ilk polis benim. Benden başka da yok, şu ana kadar olmadı. Bakın diş izlerinde hocam da biliyor, adli tıpçı. Biz bu 2006 yılında bir diş izinden devam ederek cinayeti çözdük. Şimdi alınan örnekler kalıp haline getirildi ve hazır bekletiliyor. Bir tanesinin çocuğa ait olduğu ama diğerinin kız çocuğuna ait olmadığı şeklinde bir şey söylemiyor adli tıp. Belirlenememiştir diyor. Evet. Ana tema ortada yoktu, kayıptı, ölü olarak bulundu. Şimdi diş örneğini tekrar aldılar, şimdi yolladılar. O bir diş izi uyarsa çocuğa, peki, o zaman cinayet çözülmüştür. O zaman abi mi baş şüpheli haline? Bence abi. Baş şüpheli abi. Öyle mi? Başından beri abi. Bunca tecrübeyle bunu mu söylüyorsun? Tabii başından burada beri ben abim şu oldum. Soru o zaman gündeme gelecektir. Önce o eşyalarla beraber bulunmasıyla ilgili iki olasılık var. Bunu birazdan belki söylerim ama. Abi katil ise amca abiyi neden koruyup kollamak istedi? Biri gider, bakın şöyle. Onun anlamı var. Erkek çocuk diye. Güneydoğu'da ben görev yaptım. Diyarbakır'da, Bingöl'de görev yaptım. Oranın bir sosyolojik yapısı var. Biri giderse birini kurtarırın mantığı vardır her zaman. Çocuk kaybol. Zaten gitmiş. Tabii canım. Kız çocuğu zaten ölmüş. Amca gelene kadar bu iş bitmiş. Amca ne yaptı? Dedi ki zaten bu gitti. Ölmüş. En azından bunu kurtaralım. Evet. Bununla ilgili daha sonra gömü yapıldıktan sonra ben meclisin toplanıp bu şekil karar verdiğini düşünenlerdenim. Şimdi, çünkü o an için onu düşünemezsin. Şey için de söyleyeceğim. Zamanınız yok. Çocukla beraber çocuğun kullanmış olduğu Elif Bağ'sı ve bir takım kişisel eşyalarının birlikte bulunması. İki tane faktör söz konusudur. Bir, evde cinayet işlenmiştir. Annesi vesaire veyahut da bazıları buna şahit olmuştur. Ama çocuğa kayıp hissini vermek için eşyalarıyla beraber alınıp evden çıkartılmıştır. Akla yatkındır. Bu durumda olay yeri muhtemelen ev gibi görülüyor. İki... Peki bir dakika. Şu ana kadar olay yeri, yani cinayetin işlendiği yer neresidir sorusuna cevap verildi mi Musa? Henüz bu cevap verilmedi. Kolay değil bu. Peki Nihat Hocam,
olay yeri neresi bu konuda? Yani Musa diyor ki yetkililerden bir cevap yok. Sende var mı hani bir... Orada kritik nokta burası işin açıkçası. Ben demin ki o itirafçının ifadesinde ona da dikkat çekmiştim. Hani 15-15'te görünüyor fakat öğleden sonra, yani öğleden sonra saat 16 gibi itirafçıya cenaze geliyor. Demek ki Narin evinin yoluna gitmiş, orada bir yerde infaz edilmiş olabilir. Bir dakika. Fakat ana sorun burada şu. En kritik noktada şu. İtirafçı diyor ki ve görgü tanıkları, benzin istasyonundaki görgü tanıkları da şunu söylüyor. Diyor ki aracın ön koltuğunda battaniye sarılı bir nesne var diyorlar. Sonra itirafçı diyor ki o battaniye sarılı nesnenin diyor ben ceset olduğunu anladım diyor. Daha sonra amcayla birlikte yani muhtarla birlikte o cesedi çuvala koyduk diyor. Muhtar diyor o battaniyeyi diyor arabanın ön koltuğuna koydu tekrar diyor. Ya Nihat. Buradaki en önemli olay yerine götürecek unsur işte o battaniye. O battaniye nereden çıkmış? Ha. Peki yani senin ben şeyini soruyorum. Hani sen bu konuları çok iyi inceleyen, izleyen bir gazetecisin. Ev içinde mi işlenmiştir bu cinayet yoksa dışarıda bir yerde mi? Yani şu an benim şahsi görüşümü ve elde ettiğim bir takım konuşmalar ve görüşmelerden sonra elde ettiğim sonuç olarak... Benim değerlendirmem şu Ahmet Bey. Narin görmemesi gereken bir şey gördü. Ve olay hızlı gelişti. Ve amca öğleden sonra ben oradaydım, buradaydım, şuradaydım diyor ama ben şu saatte şuraya gittim, yok çocuklarla alışverişe gittim, yok diyor ama itiraf işte bütün düğüm noktası yine itirafçının ifadesinde düğümleniyor. Amca 16'da köyde ve Narin'in cesediyle birlikte. Ya ben Narin, de... Ya Vay Nihat ben bir şey söyleyeceğim bir dakika. Vay yeri neresi? Bir şey söyleyeceğim. Ya arkadaş bu Narin cinayeti mevzusu başladığı günden beri herkesin dilinde şu. Nihat da söylüyor. Herkes de söylüyor bunu. Bu çocuk diyorlar. Evet. Görmemesi gereken bir şey gördü. Ya sonuçta 8 yaşında bir çocuk. Bu kadar güçlü bir amca figürü var. Bu çocuk yani neyi dese... görecek de ne olacak da bunu öldürmeye götürecek bu. Uygunsuz bir ilişki görebilir. Ney? Uygunsuz bir ilişki görebilir. Mesela anne ile amca arasında mı? Bilemiyorum yani. Uygunsuzluktan kasıt Güneydoğu Anadolu'da bu kabul edilmesi mümkün olmayan bir uygunsuz ilişki. Bu yakın akrabalar arasında da olabilir. Başka türlü de olabilir. Biraz önce Savaş Bey'in dediği bir şekilde de olabilir. Başka yani, türlü bir istismar mesela olabilir. Hayvana istismar görmek. Olabilir tabii yani. Dolayısıyla uygunsuz ve kimsenin kolay kolay kabul edemeyeceği bir duruma şahit olmuş. Ya olmuşsa olmuş. Tamamlayıcı olmuş. Şeyler ama, bir ama cinayet abi, anlık 18 bir öfke tutması da olabilir. Tamamlayıcı Bey, burada... şeyler söyleyebilirim. Coşkun Hocam. Özür dilerim. Estağfurullah. Şimdi bakın. Saat aralıklarına göre konuşuyoruz. 15-15'ten bir kayıp. Elimizde tek bir görüntü var. Ondan sonra anlatılanlar şurada gördüm, burada gördüm. Bana göre hepsi yalan. Kesinlikle olayı bozmak için söylenenler. Bizim baz alacağımız şey 15-15. 15-15'ten sonra 20-15'e kadar 5 saatimiz var. 5 saat içinde müracaat başlıyor. Biraz önce dediniz ya köydeki olayların... Bu kadar nasıl yapılabilir? 5 saat bu köyde müracaatı bekletemez. 1 saat içinde gitmen gerekiyor. Anlarsın. Anlarsın. Yani burada yani, çok hızlı şeyler olduğunu anlamamız lazım. 15-15'te kaybolduğunu anlıyorlar. Ta 20-15'e kadar her şeyi bitiriyorlar. Ondan sonra gidip müracaatı yapıyorlar. Ama tabii ki kamuoyunda böyle bir tepki uyanacağını kimse tahmin etmedi. Ve daha sonra yüzeysel bir gömüyle daha sonra peki, gerçek gömüyle çevirip... Şu soru önemli. Çocuğun kişisel eşyaları çuvalın içerisinde neden buldu? Tabii biraz önce söylediğiniz şey peki, orada önemli. Değerli şimdi, konuklarımız bir sorun var. Onu anladım. Şimdi şöyle bu çocuk sizin tabirinizle söylüyorum görmemesi gereken şeyi saat 15-15'te Kur'an kursundan çıktıktan sonra mı gördü? Aynen yani? Öyle oldu. O aynen öyle var. Oldu. Çünkü şu, olabilir başka şey yok. Oradan bakın rampayı çıktı evine ulaşması 20 saniye. 20 saniye içerisinde anne de ne diyor? Hayvanlara eziyet ediyordu bir şeyler yapıyordu. Aynı zamanda ya, içilmemesi gereken şeyi içiyordu. Zaten çocuğun ruh halini biz araştırdık biraz baktım ben. Gider gelir kafa dedikleri. Kim çocuk madde bağımlısı çocuk, abi. Abi diyorsun. Ahmet Bey şöyle abi uyuşturucu mu kullanıyor? Abi.
yasak madde mı? Bağımlısı. Madde Savaş bağımlısı. Bey'in söylediğinden şimdi, bir kısa şey çıkar. Buyur söyle de sonra. Estağfurullah. Şimdi burada hani amca anne üzerinde korkunç bir şey ya uyuşturucu kullanmak sağlığa zararlı. Anne amca üzerine duruluyor ya. Çocuğun o eve gelişi rutin bozan bir saatte olsa anlarım. Yani normal Kur'an kursunda zamanında çıkıyor. Arkadaşları sadece oyun teklif ediyor. Ben yorgunum oynamayı düşünmüyorum diyerek eve geliyor. Yani orada günlük bir faaliyet yürüyor. Ben yani o nedenle anne amca yani görmemesi gereken hususta anne amca denklemini dışarı bırakıyor. Hayır hayır bu zaten bu, çocuklu olduğunu düşünüyoruz yani hocam. Burada bu vakitle ilgili bir nüans var. Bir ifadesi var. Anne diyor ki normalde narin diyor amcasının oraya giderdi. Bu bir televizyon programında bu ifadeyi anne kendisi söylüyor. Ha, o zaman normalde başka. Hep amcasının evine giderdi. Orada onların çocuklarıyla oynardı. Yemeğini de orada yerdi diyor. Bir televizyon programında annenin kendi var. Rutin gelişi değil narin. O zaman Musa bu tarzı geri aldım. Yani, bir dakika beyler. Musa bir şey söyleyecek. Şimdi bakın. 15-15'ten sonra olay gerçekleştiğini değerlendiriliyor tamam. Ya. Şimdi bu itirafçının ifadesiyle dosyadaki zaman bilgileri arasında çelişen bir durum var. Şimdi biz geçen gün haberini yapmıştık. Dosyadaki bilgilere göre ifadelerden ve kamera kayıtlarından derlenen bilgilere göre Narin'i iki tane tanık diyor ki biz 17.40'da Narin'i caminin orada oyun oynarken gördük. Evet. Tamam mı? Evet. Şimdi... O zaman Musa sana şunu soruyorum ben araya. İkincisi. Bu ceset devir teslim saati belli mi? İşte şeyin dedikleriyle bu çelişiyor. 150 tane böyle ifade çıkartabiliriz. Şimdi ona geleceğim. Ona çok dakika, önemli. Ona geleceğim. Şimdi 18.47'de bir kamera kaydı var. O kamera kaydında 9 yaşında bir çocuk görünüyor. Narin'in arkadaşı. M. O da diyor ki ben diyor Narin'le birlikteydim. Narin bana dedi ki. Yoldunum. Böyle böyle. Evet. Şimdi. İtirafçı diyor ki bütün bu gömdüm cesedi koydum geldim saat 19. Tamam mı? Şimdi nerede burada bunlar? Çok vahim bir durum var. Şöyle bir vahim bir durum var. Yani, tanıkların ve diğer kamera görüntülerinin zaman çizelgesiyle itirafçının zaman çizelgesi örtüşmüyor. Örtüşmüyor. Tamamen yanılttı. Şu ifadeler alttakilerin hepsi şey öyle diyorsunuz. Bir dakika bir şey evet. Söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim bakın. Burada o zaman daha vahim bir durum var. Burada yalan söyleyen iki kişi var. Tamam. Bütün köy demek ki yani bir sürü kişi. Bu artık polis bakın bir dakika. İşin bu noktalarına girmeyelim. Burası artık jandarmanın güvenlik kuvvetlerinin işi. Yani evet bu çelişkiye işaret edelim. Mutlaka onlar da bunu görmüşlerdir. Bunun üstüne gideceklerdir. Yani burada itirafçı mı yalan söylüyor yoksa şuradaki tanıklar mı yalan söylüyor? Neyse bu çıkacaktır ortaya. Bu bence tamam. İşin can alıcı noktası değil ya da bizim işimiz değil.